Derler ki, bir hikayeyi doğru anlatmak istiyorsan en başından başlamalısın. Çok mu oldu? Peki. İşte bu benim, Harleen Quinzel. Çocukken babam beni altılı biraya takas etti. Kaç kez benden kurtulmaya çalışsa da hep geri dönüp durdum. Nihayetinde bana yeni bir ev buldu. Aziz Bernadette'in iyi rahibeleri bana çok şey öğretti. Ama ben asla kilise tipinde bir kız değildim. Dikkate değer şeyleri iyi becerdim. Hatta üniversiteye bile gittim, doktoramı da yaptım. Bir iki defa kalbimin kırıldığı oldu. Aşkı bulabilmek pek kolay değil. O yüzden de kendimi işime verdim. Bir psikiyatr oldum. Onunla da o zaman tanıştım. Bay J, benim jokerim. Ah, fena tutuldum. Bir uçaktan paraşütsüz atlayıp da aptal suratının üstüne çakılmışçasına fena. Kimliğime dair tüm mantığımı kaybettim. Gözlerim sadece puding gibi görüyordu. Hepimiz o sözü biliriz. Her başarılı adamın arkasında azılı bir kadın vardır. Ve o da bendim işte. Bay J'in bazı muhteşem numaralarının fikirleri benimdi. Herkesin bilmesine izin verecek değildi. Ancak tüm güzel şeylerin hep bir sonu vardır. Yani... ayrıldık. Bunu olgunlukla karşıladım. Bay J ise buna acayip bozulmuştu. Kendime muhteşem bir yer bulmuştum. Ve bana ait bir yerdi. Bu bana geçmişteki hatalarımı düşünüp taşınmak için bir alan yarattı. Kendime yeni bir kimlik bulmak zorundaydım. Yepyeni bir ben. Hiç kolay değildi. Ama bir süre sonra kendimi yeni bir aşk ihtimaline bile açmıştım. Merhaba. Merhaba seni güzel bebeciğim. Yeni aşkın olayı şuydu. Ödemeyi başka türlü alabilirim. Onu beslemeliydim. Çok geçmeden ayağa kalkmıştım. Yeni arkadaşlar edinmek için devam etmeye hazırdım. Harley Quinn'le tanışma zamanıydı. O yüzden elimden gelen ne varsa yaptım. Lanet olsun. Otur yerine be. Ne? Dedim ki, sıska kızının yere otur acil kalta. Alır. Bacağımı kırdın lan sen. Zırlama. Ne? İçinde heyecan olmayan partiyi ben ne yapayım ha? Hadi aç müziği. İçkiler müesseseden.